Merhaba arkadaşlar, Boz Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde DNA ve genetik kodları işleyeceğiz. Hemen başlayalım. DNA yani deoksiribonükleik asit, kısaltılması DNA, hücrenin yönetici molekülüdür ve yaşamsal faaliyetleri yani solunum, beslenme, üreme yaşamsal faaliyetleri yönetir. Çift zincirli sarmal bir yapıda olan DNA üzerinde genetik bilgileri taşıyan genler bulunur. Genler DNA'nın canlıya özgü tüm kalsal özelliklerinin şifrelendiği ve bu özelliklerin taşındığı bölümdür. Genler de nükleotit dizilerinden oluşur. Nükleotitler DNA'nın en küçük yapı taşıdır. DNA'nın yapısında 4 farklı nükleotit bulunur arkadaşlar. Şimdi hemen arkadaşlar şeklimizi inceleyelim. Kromozom. Kromozomun arkadaşlar bir küçüğü DNA'dır. DNA'dan sonra küçük olan gen, genden sonra küçük olan yani bir tanesini aldığımız zaman nükleotit, timin nükleotiti. Gene de kromozom büyüktür, DNA büyüktür, gen nükleotit dendir. Arkadaşlar şurada gen DNA'nın bir kısmıdır. Hemen nükleotitlerimiz arkadaşlar 4 tane nükleotitimiz var. Adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin A ile timin T, guanin G ile sitozin. Bazen S bazen de C. Bunları bilmenizde fayda var. Ezberlemek için kolay olsun diye GS at. Hani Galatasaray at. Hemen arkadaşlar bir tane adenin nükleotidini işleyelim. Bir adenin nükleotinde bir tane fosfat P ile gösterilir. Yuvarlak şeklinde. Bir tane deoksiriboz şekeri beşgen şeklinde arkadaşlar. Unutmayalım. Şekerinden 5 beşgen oradan şeker aklınıza gelsin ve altıgen şeklinde organik bazımız. Bu adenin nükleotidini gösterir arkadaşlar. Hemen devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar DNA'nın kendini eşlemesi. DNA çift sarmal yapıda olup arkadaşlar görüyorsunuz. Birinci sarmalımız, ikinci sarmalımız. Kendini eşleyeceği zaman enzimler yardımıyla karşılıklı nükleotitler arası açılmaya başlar arkadaşlar. Kendini eşleyeceği zaman enzimler yardımıyla arkadaşlar buralar gördüğünüz gibi açılıyor şu anda. Yani bu açılmayı DNA fermuar gibi açılmaya başlar arkadaşlar. Açılan uçlara sitoplazma ya da çekirdek içerisinde serbest halde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotitler gelir. Böylece yani bir tane zincirimiz açılmış ve yanını tamamlayan diğer iplik gelmiş. Diğerine de diğer iplik gelmiş arkadaşlar. Eşleşme sonucunda oluşan yeni DNA'larda evet yeni DNA'larımız oluştu arkadaşlar. Eski DNA'ya ait birer iplik bulunur. Diğeri ise hücrede bulunan nükleotitler kullanılarak sentezlenen yeni ipliktir. Evet. Eski iplikten bir tane ipliğimiz var burada. Bu DNA'da iki tane DNA'mız oluştu. Diğer DNA'da ise eski iplikten yine bir tane var. Arkadaşlar şunları bilmemiz önemli. DNA çift zincirlidir. DNA zincirinde hatalar oluşabilir arkadaşlar. Bu hatalar tek zincirde gerçekleşmiş ise düzeltilebilir. Ancak karşılıklı zincirlerin aynı bölgesindeki hatalar düzeltilemez. Düzeltilemeyen hatalar genetik yapının değişmesine hatta genetik hastalıkların oluşmasına neden olur. Hemen örnek vereyim arkadaşlar. DNA'mızı çizelim. Adenin, timin, guanin diyelim. Sitozin.
Şuraya A diyelim. Diğer örneğimize geçelim. Eğer arkadaşlar şu birinci gösterdiğim yazdığım şeyde eğer aynı bölgede olmuş, burada bir hata var. Hemen hatayı gösterelim arkadaşlar. Burada herhangi bir nükleotit gelmemiş. Şu hata var bir tane. Bu arkadaşlar düzeltilemez. Ama arkadaşlar burada adenin karşısına timin gelmemiş. Bu hata, şu hata düzeltilebilir arkadaşlar. Bu düzeltilemez. Bu düzeltilebilir. Hemen deri yanıtı geçelim arkadaşlar. Kalıtım. Kalıtsal özüklerin bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarımına kalıtım denir arkadaşlar. Kalıtımı inceleyen bilim dalına ise genetik adı verilir. Hemen tanımlardan gene bakalım arkadaşlar. DNA molekülü üzerinde yer alan ve belli bir protein üretimi için şifre veren DNA bölümüdür. Örnek verelim arkadaşlar. Bezelye bitkisinde bir gen çiçeklerin beyaz olmasını sağlar. Diğer bir gen uzun boylu olmasını sağlar. Bunun gibi arkadaşlar diğer bir gen tohumun buruşuk olmasını sağlar. Buna örnektir arkadaşlar. Hemen alele gelelim. Aynı karakterin oluşmasına etki eden özelliklere alel denir. Bir karakter için iki alel bulunur. Aleller aynıysa homozigot yani saf. Aleller farklı ise heterozigot yani melez denir. Arkadaşlar buradaki alel eğer baskın ise dominant. Dominant ve büyük harfle gösterilir. Eğer M ise büyük M veya A ise büyük A. Eğer alel çekinik ise resesif ise yani çekinik demek resesif demek küçük harfle. Eğer bu alele biz M diyorsak çekiniklerine küçük m, eğer a diyorsak küçük a olarak gösterebiliriz. Hemen fenotipe geçelim arkadaşlar. Genetik özelliklerin canlının dış görünüşüne yansımasıdır. Yani mor çiçek, sarı çiçek, yeşil tohum bunun gibi arkadaşlar. Genotip canlıların sahip olduğu alellerin tümüdür. Buradan ne var kızım? Genotip nedir? Saftır hocam. Saf yani homozigottur. Bu genotipimiz nedir kızım? Melezdir. Evet, melezdir. Bu genotipimiz kızım Saftır. saf çekinik. Bu saf dominant. Evet. Hemen arkadaşlar bildiğiniz gibi Mendel bilim adamı bezelyeler konusunda deneyler yapmıştır. Mor çiçekle beyaz çiçeği çaprazlamış. Yani fenotipi bunun beyaz, bunun mor. Genotipi şöyle bir şey var arkadaşlar. Mor çiçek beyaz çiçeğe baskındır. Saf mor çiçekle yani homozigot mor çiçekle homozigot beyaz çiçeği çaprazlamış. F1 dönümüz yani birinci kuşağımız ne çıkmış? Fenotip olarak hepsi de mor çiçek çıkmış arkadaşlar. Hepsi de mor çiçek. Genotip olarak arkadaşlar 1, 2, 3 tane 3, 4 tane melezimiz çıkmış. Bunu çaprazlamış hemen arkadaşlar gösterelim. Evet arkadaşlar. Buradan ilk başta şuna yapıyoruz. Büyük M, küçük M. Diğerine geçiyoruz. Büyük M, küçük M. Buraya geçiyoruz arkadaşlar. Büyük M, küçük M,
Büyük M, küçük M. Burada mor çiçeği belirtenen alel baskın olduğu için bunun hepsi melez, fenotipi de mor çiçek çıkar arkadaşlar. F1 Mendel F1 dölünden yani birinci kuşaktan iki tane genotip almış. Bunları çaprazlamış. Çaprazlaması sonucunda arkadaşlar hemen biz de burayı hemen çaprazlayalım. Evet. Büyük M, büyük M, büyük M, küçük M, büyük M, küçük M, küçük M, küçük M. Evet arkadaşlar burada fenotipe baktığımız zaman evet burada görebiliyoruz. Fenotipine baktığımız zaman 3 tane mor çiçek çıkar. Ama genotipe baktığımız zaman burada 3 tane fenotip vardır. Homozigot, mor çiçek, heterozigot, homozigot beyaz çiçek. Genotip 3 tane. Fakat fenotip 2 tane. Bir tanesi mor. Yani bir çiçek grubu mor. Bir çiçek beyaz. Hemen arkadaşlar örneğimize geçelim. Melez düz tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan bezelye tohumlarının fenotip ve genotip oranlarını bulunuz. Evet. Düz tohum D ile yani düz tohum baskınmış arkadaşlar. Buruşuk tohum resesifmiş, çekinikmiş. Hemen melez düz tohumlu bezelye kızım nasıl yazarız? Hocam melez olduğu için iki farklı şey olacak. Bir büyük de bir küçük de. Evet, onu aferin. Melez düz tohumlu bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşan bezelye tohumlarının fenotipi. Evet. İki tanesini çaprazlamışız. Evet. Çaprazlayalım hemen. Yazdıralım. Evet kızım. Büyük de büyük de. Evet. Büyük de küçük de. Evet. Büyük de küçük de. Evet. Küçük de küçük de. Küçük de, küçük de. Şimdi fenotipte ne çıktı? Fenotip kaç tane fenotip? Fenotip neydi kızım? Dış görünüş. Dış görünüş. Dış görünüşün bunların ne olur? İki tane farklı olur. İki tane farklı olur. Yani şunların üç tanesi düz. Bu küçük D ama D baskın buna. 3 buruşuk. Yok hayır yanlış yaptık. 3 tane düz. 1 tane buruşuk. Yani onun şeyi şöyle denir. Düz ve buruşuk tohumlar oluşur. Hemen genotipine gelelim. Genotip neydi? Bu bir genotip. Bu farklı bir genotip. Şu da farklı bir genotip. Yani 3 tane farklı genotip oluşur. Hocam bu yüzdeli kulak nasıl yazılır? Şöyle bir şey var. Şimdi hepsi bunun %100. Bunlara ne deriz? Hepsine %25 var. Hemen diğer kanalımıza geçelim. Şimdi %25 bu. %25 bu. %25 bu. %25 bu. Yani şöyle deriz. Fenotip %75, %75 düz çıkar. Düz tohumlu olur. %25 buruşuk tohumlu olur. Genotipte yani genotip şeyine bakıyoruz. Hemen sayılara bakıyoruz. Kaç? %25 homozigot baskın çıkar. Homozigot baskın. %2 tane var. %50 heterozigot. Heterozigot. Melez. Yani melez oluyor. %25'te homozigot çekinik. Yani saf çekinik. Saf baskın. Evet. Diğer şeyimize geçiyoruz. Arkadaşlar anne ve baba. Ha biliyorsunuz insanlar da 46 kromozom vardır. 44'ü
normal vücut süresi. İki tanesi de üreme hücresi. Yani annenin yumurta hücresi 22 artı x, 22 artı x olur. Babanın sperm hücresi 22 artı x, 22 artı y sperm hücresi olur arkadaşlar. Bunlar çaprazlandığında eğer annenin yumurta hücresiyle babanın X kromozomunu taşıyan hücre birleştiği zaman 44, 22 buradan geldi. 22 buradan 44. 1X buradan geldi. Diğer X de buradan geldi. 44 artı XX olur. Yani kız çocuk. Eğer annenin yumurta hücresiyle babanın spermi yani Y olan hücre denk geldiğinde o da 44 artı anneden X babadan Y gelir ve erkek çocuk olur. Yine diğerleri de anne babanın X hücresi geldiği zaman yine burada kız oluşur. Kız çocuk oluşur. Eğer annenin diğer yumurta hücresi babanın sperm hücresiyle Y olan sperm hücresi birleşirse erkek çocuk olur. Yani kızım burada erkek olma kime bağlı? Anneye bağlı. Anneye bağlı değil. Babaya bağlı. Çünkü annelik zaten kromozom X var. X'ten başka bir kromozom yok üreme hücresinde. Ama babada bir de Y kromozomu var. Annede XX, babada bir de XY kromozomu var. Yani babanın eğer erkek olması için 44 artı XY olması lazım. Yani babadan gelen sperm hücresindeki Y birleşmesi lazım. O yüzden dolayı bir çocuğun erkek olması baba tarafından belirlenir. Bir çocuğun kız veya erkek olması yüzde kaçtır sence kızım? Hocam %50'dir. %50'dir. Evet, doğru. Yani tamam şöyle yapalım. Bir adam ile bir bayan evlendi. Bir tane çocuklar oldu. Kız. İkinci çocukların kız olması olasılığı yüzde kaçtır? %50'dir hocam. Evet. Hiçbir zaman arkadaşlar %50'dir. Ya kız olur ya erkek olur. Evet. Hemen diğer örneğimize geçelim. Bezelye bitkisinde uzun boy aleli büyük U, kısa boy aleli ise küçük U ile gösterilmektedir. Buna göre aşağıdaki verilen ifadelerin karşısına genotip gösterimlerini yazınız. Homozigot uzun boylu bezelye. Evet kızım. Hocam homozigot ikisi de farklı olduğu için bir büyük U bir küçük U. Evet, homo benzer olur. Yani iki tane büyük U. Heterozigotla karıştırdın herhalde. Yok hocam karışmıyor. Evet. Kısa boylu bezelye. Hocam kısa boy çekinik olduğu için iki tane küçük U olacak. Evet, iki tane küçük U. Melez uzun boylu bezelye. Hocam melez dediği için bir küçük U bir büyük U. Ama ilk başta büyük U'yu yazıyoruz her zaman. Melez yani farklı fakat uzun boylu olduğu için büyük U'muz da var. O da baskın. Evet. Diğer bir düzlüğe geçelim. Mutasyon ve modifikasyon arkadaşlar. Mutasyon canlının genetik yapısında meydana gelen değişikliklere denir arkadaşlar. Üreme hücrelerindeki mutasyonlar kalıtsaldır. Bu önemli arkadaşlar. Üreme hücrelerindeki mutasyonlar kalıtsaldır. Vücut hücrelerindeki mutasyon kalıtsal değildir arkadaşlar. Örnek. Dört boynuzlu keçi. Van ve Ankara kedilerinin gözlerinin değişik olması. Altı parmaklı insan gibi. Yani bunlar mutasyon örneğidir arkadaşlar. Hemen modifikasyona geçiyoruz arkadaşlar. Modifikasyon nem, sıcaklık, beslenme. Önemli 3 tane madde var. Nem, sıcaklık, beslenme gibi çevre etkisiyle oluşan gen işleyişindeki değişikliklere denir. Yani kraliçe arı nasıl oluyor? Arı sütüyle beslenen eğer dişi yavrular oluyorsa bu kraliçe arı olur. Yani dişi arı sütüyle beslenirse kraliçe arı. Eğer dişi yavru çiçek tozuyla beslenirse yani polenle beslenirse işçi arı olur arkadaşlar.
Bu bir tane modifikasyon nedir? Spor yapanların kasların genişlemesi, tenin bronzlaşması, yani güneşte tenin bronzlaşması bir modifikasyon örneğidir. Şimdi mutasyonla modifikasyonlara bakalım hemen. Arasındaki farklara bakalım. Mutasyon genlerin yapısında ama modifikasyon genlerin işleyişinde. Mutasyon eğer üreme hücresinde olursa kalıtsaldır. Fakat modifikasyon kalıtsal değildir arkadaşlar. Kimyasal maddeler yüksek sıcaklık gibi çevresel etkiler sonucu ortaya çıkar mutasyon. Yararlı veya zararlı olabilir. Yararlı bir tane mutasyon söyleyebilir misin kızım? Söylerim hocam. Van kedisi. Neye yararlı anlamadım ben. Hocam ticarette çok fazla kullanıyorlar van kedisini. Yani turist çeker. Evet hocam. Evet. Çok güzel para kazandırıyor. Evet. Sıcaklık, ısı, nem ve ışık gibi çevresel etkilerden sonucu ortaya çıkar modifikasyon. Şimdi arkadaşlar adaptasyona geçelim. Canlıların belirli bir çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikler kazanmasına denir. Yani bir örnek verelim, örnekleri verelim. Bu kulübün rengini değiştirmesi. Kaktüs. Yaprakların iğne şeklinde olması. Köpek balıkların sırt ve karın bölgesinde farklı renk olması. Hangi renkte kızım? Köpek balığının rengi. Hiç gördün mü köpek balığı? Hocam mavi. Belgeselde. Sırtı mavi. Alt Karnı tarafı. bölgesi beyaz. Karın bölgesi beyaz. Şöyle bir şey var. Köpek balıkları avlarına suyun dibinden yukarı doğru gelerek saldırır. Yani köpek balıklarının sırt rengi mavi yeşil karışımı gri renktedir. Biraz grimsidir. Yani aşağıdaki avları köpek balıklarının geldiğini göremez. Develerin ayak tabanları, yani kuma batmamaları için uzun kirpikleri kum fırtınalarından en az etkilenmek için hörgüçleri, yani susuz olan çölde su bulmak çok zordur. Yağ da depoluyorlar hörgüçlerinden su ihtiyacını oradan karşılamaları. Doğal seçilim. Canlıların doğadaki yaşama şartlarına adaptasyon gösterenlerin hayatta kalmasına, göstermeyenlerin ise yok olmasına denir. Yani adaptasyon gösterenlerin hayatta kalmasına, gösteremeyenlerin ise yok olmasına denir. Biyoteknoloji arkadaşlar, genetik mühendisliği çalışmaları sonucunda oluşan yapıdan endüstri yolu ile farklı ürünler elde edilmesidir. Örnek, insanda insülin üretimini sağlayan genin bir bakteriye aktarılması genetik mühendisliğinin çalışma alanı iken, genlerin değiştirilip bakterilerden insülin hormonu üretmek biyoteknolojinin çalışma alanıdır. Hemen bir tanımımız daha var arkadaşlar. İstenilen özelliklere sahip olan canlıların seçilip eşleştirilmesi ile istenen özellikleri taşıyan yeni bireylerin elde edilmesine geleneksel ıslah denir arkadaşlar. Mesela uzun boylu atların çaprazlanarak daha hızlı koşabilecek atlar elde etmek çalışmaları gibi. Arkadaşlar, diğer bir tanımımız var. İnsanlar tarafından canlılar arasında üstün organizmaların seçilerek üretilmesine ve bunların kontrollü olarak geliştirilmesine yapay seçilim denir. Evcil hayvanlar. Evcil hayvanlar evcilleştirmek için büyük bir uzun bir aşamadan geçmiştir arkadaşlar. Mısır, buğday gibi verimli hallerinin olması. Yani eski zamanlarda mısır sadece verimlerini alarak, verimlerini ekerek bu zamana kadar uzun zaman geçmiştir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar genelde sınavlarda bu hepimizin bildiği Dolly. Klon Dolly. Nasıl oluyor arkadaşlar? Hemen inceliyoruz. B koyunundan yumurta hücresi alınır. B koyunundan yumurta hücresi alınır. Evet, alındı. Çekirdeği çıkarılır. İçindeki çekirdek çıkarılır. A koyunundan vücut hücresi alınır. Evet, aldık vücut hücresini.
çekirdeği çıkarılır. A koyunun çekirdeğiyle B koyunun yumurtası birleştirilir. Embriyo bir ortamda, embriyo hücre bir ortamda çoğaltılır. Daha sonra bu embriyo taşıyıcı koyuna aktarılır. C koyununa aktarılır. Daha sonra klon kuzu oluşturulur. Yani Dolly böyle olmuştur. Bir daha bakalım arkadaşlar. B koyunun yumurta hücresi alınır. Yumurta hücresi. Burada A koyununda vücut hücresi alınıyordu. Yumurta hücresinin alınandan sadece çekirdek çıkarılır. Fakat vücut hücresi alınan hücreden çekirdek çıkarılır ama bu diğer koyundan gelen yumurta hücresinin içine yerleştirilir. Daha sonra embriyo hücreleri çoğaltılır bir ortamda. Bu çoğaltılan embriyo hücreleri C taşıyıcı koyununa aktarılır ve A kolon kuzu oluşturur. Dolly de böyle oluşturur. Arkadaşlar bu sınavda şekil olarak çıkabilir. Şu maddeler vermeyebilir. Maddeler hepsine teker teker sorulabilir. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Videolarımızın devamı için Bozdağ Akademi'ye üye olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bozdağ Akademi sizleri seviyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.